Merhaba, yeni haftaya ons altında çok sert hareketlerle başlamadık ama sonuç itibariyle 2500 doların üzerinde kalıcılığın devam ettiğini görüyoruz. Gümüş tarafı biraz daha pozitif, sebebi Nasdaq yükselmeye devam ediyor. Nasdaq düşüşüyle 26.80'leri görmüştü. O zaman da konuştuk, 26.80 31 dolar bandı devam ediyor ama bandın dar aralığına geçtiğimizi de unutmayalım. 30 dolarla 28 dolar bandının içerisindeyiz. İki bant şeklinde düşünün. Bir tanesi 26.80 31 dolar, bir tanesi 28 dolarla 30 dolar arasındaki 2 dolarlık bant. Şu anda 2 dolar daha mantıklı olarak duruyor ama genel trend burada Nasdaq'ın yükselmesiyle devam edecek olarak ifade de edilebilir. Altın tarafında ise aslında jeopolitik gelişmelere odaklanmış bir piyasa var. İran'ın saldırması beklentisi. Bu artık aslında kabak tadı vermiş olsa da piyasa bu beklentiyi satın alıyor. Bu bitse arkasından gelecek beklenti ne diyeceksiniz? Diğer beklenti de Fed'in faiz indirebilecek olması. Fed'in faiz indirmesinin aslında piyasalara çok büyük etkisi olacağını düşünmüyorum. Ama altının elbette ki tutunmasını sağlayacaktır. Hatta dün aşağı yönlü hareketlerde hemen toparlanmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi de bu. İsrail-Filistin arasındaki gelişmeler. Cuma günü bir haber çıktı. Bu haberi ben gece saatlerinde gördüm. Özellikle bizim ekranlarımıza düşen bir haberdi. İsrail'in Gazze'ye saldırısını sona erdireceği üzerine. Bu haber gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi göreceğiz. Ama benim gördüğüm, en azından piyasalarda ya da Amerika'nın yaptığı olarak ifade edelim, Amerika İran'la müzakere için aslında İsrail'in saldırı gücünü azaltma çalışması olarak görmek lazım. Yani İsrail saldırmazsa İran da saldırmaz gibi bir noktaya çekmeye çalışıyor Amerika. Çünkü önünde bir seçimler var ve bu seçimlerde büyük bir savaş riskini göze alabileceklerini düşünmüyorum. Zaten Trump gelirse savaş olmayacak. Bunu da göze alacaklarını düşünmüyorum ve genel durumu biraz daha stabil yönetmeye çalışacaklardır en azından önümüzdeki süreçte. Peki dünya böyle bir durumdayken altın yükselişi devam eder mi? Şimdi bandın değiştiğini unutmayalım. 2430 ile 2660 bandına geçtik. Yukarıda yaklaşık 160 dolarlık bir yukarı gidebilme potansiyeli var. Geri çekilmede de 70 dolarlık bir potansiyel var. Yani 2430'a geldiğinde bundan sonra yukarı yön oyun planıyla oynamak da fayda var. Ne zamana kadar? 2430 kırılana kadar. Peki 2200 bitti mi? Zaten en çok sorulan soru da budur diye tahmin ediyorum. Çünkü 2200 daha önce 2430 ve 2200 bandındaydı. O şu anda 2430 haftalık altında kapanana kadar en azından oyun planından çıkmış olarak karşımızda duruyor. Yani biz aslında şu anda 2430'da 2660 bandındayız. Her gevşeme tekrardan yukarı doğru bir tepkiye sebebiyet verecektir. Ama 2660'ı bu sefer tepe noktası olarak belirleyeceğiz. Oradan her seferinde 2430'a geri çekilme olacaktır.